Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle daha önce 6 gün önce yapmış olduğum bölme ana ızgarası uygulamasının 6 günü doldu. Bugün nasip olursa hep beraber uygulamalı olarak bakalım nedir durumu, gelişme var mı, gerileme var mı? Ona göre işlemde bulunacağız. Arada bu arada rahat bırakmıyor. Şimdiden herkese iyi seyirler. Hep beraber bakalım. Evet, ikinci bölmemize artık başlayabiliriz. İlk önce üst kattaki duruma bakmak istiyorum. Nasılmış durumu? Ondan sonra alt kattan yavrularımızı çekeceğiz. Evet, görüldüğü gibi bunlar kapalı yavruluydu. Çıktıkça artık bal nektarı geliyor. Hemen memeyi de asmışlar gördüğünüz gibi. Bunları kontrol etmemiz gerekiyor. Bunlar şurada da var. Görüldüğü gibi burada da var. Neyse bunları en son silkeleyerek yapalım. Çünkü gözden kaçırmamak istiyoruz. Alt kata bakalım şimdi. Aşağıdan günlük larva çekeceğiz. İki tane. Hem anamıza yavrulama alanı açmış olacağız. İki nolu peteğimiz. Bunu kabartılmış petek koymuştuk görüldüğü gibi. 9 numaralı tersten gelmişim. Komple larva mevcut. Burada dikkat etmemiz gereken anamızı almamamız gerekiyor. Evet, arkasında da aynı. Günlük larvalar, günlük yumurtalar mevcut. Gördüğü gibi bal giriyor. Bunu alıyoruz. Bunda da larvalar ve günlükler mevcut. Bunu da alabilirim. Bunu almamızdaki amaç üzerindekilerin hepsi genç yavrular. Evet, ana kontrolünü yapıyoruz. Anamız da yok. Bunu da alıyorum. Anamızı bulursak İşlemimiz daha kolay olacak. Bu komple ballı. Görüldüğü gibi.
Şerbet vermiyoruz. Artık balayı yatırdık aramızın. Önceden çıtalarımıza da işaret koymuştuk. Komple polenli. Sahte memeler mevcut. Anlarımıza bakıyorum. Evet, burada da yok. Bunu da alıyorum. Çıkmak üzere yavrular mevcut, polen mevcut, bal mevcut. Bu da kalsın. Evet, komple polen. Görüldüğü gibi. Arkasında da var. Bunu alabilirim. Bal da var bunda. Bunu da alıyorum. Hem yüzük kontrol yapıyorum, hem ana aramıza bakıyorum. Çünkü öbür tarafa gitmesini istemiyorum. Bugün arılarım biraz hırçın. Burada yok. Evet, komple kapalı yavru mevcut burada. Meme kontrol yapıyoruz, yok. Evet. Analarımız burada da yok. Geçendeki videomda paylaşmıştım. Biraz arı sayısı az geldi. Buradan biraz arı çırpacağım bunun içine. Evet, bu şekilde bunu kapatacağız. Hem çekim yapıyorum, hem de şeylere baktığım için biraz zor oluyor. O yüzden kusura bakmayın. Evet, burada da günlük yumurtalar var. Anahtar muhtemelen buradadır. Ama göremedim. Şu ara yoğunluğu çok fazla. Burada. Evet, anamız burada gördüğünüz gibi. Şurada kameradan göstereyim. Parmağımın ucunda anamızın maşallahı var. Dolaşıyor. Artık bunu da bırakıyorum. Şöyle yapayım. Usulca. Evet.
Şimdi artık kabartılmış bileklerimizi verebiliriz. Bunlar geçen sene sağım yaptığımız petekler. İkiye koyuyorum. İkiye koydum. Gördüğünüz gibi. İki. Bir iki. Şöyle yapacağım. İkiye koyuyorum. Dörde koyuyorum. Evet. Dörde koyduk. Altıya koyacağız. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, pardon, yediye koyacağız. Evet, 7'ye de koyuyorum. Koyduk. Yani buradaki amaç hem anamızın yumurtlama alanını açmak, hem oğul meylini ortadan kaldırmak, bir nevi demara oğul engelleme yöntemi uygulamış olduk. Evet. Bu da 9 nolu çıtamız. Evet. Bu da tamamdır. Artık ana ızgaramızı da koyabiliriz. Bu şekilde ikinci bölmemizi de yapmış olduk. Evet. Tamamdır. Şimdi üst kattaki duruma bakalım. Meme kontrolü yapacağız. Artık bunda işimiz bitti. Şunun kapağını kapatayım. Buna kekini vereceğiz. Bölme tahtasını koyup artık kaldıracağız bunu. Aralıkta herhangi bir yerimize. Uzağa götürmeye gerek yok. Amaç tarlacılar geri gelsin. Burada bal üretimine katkıda bulunsun diye. Biraz da fazladan gördüğünüz gibi arı silkeledim. İsterseniz biraz daha da fazla silkelenebilir. Görüldüğü gibi. Artık iyice beyazlaşmaya başlamış. Evet. Buna zaten işaret koymuştuk. Şöyle söyleyeyim ben size. Bunları bölmelerde takviye olarak kullanacağız bunları. Çünkü bunlar önceden kalma şerbet de olabilir içinde az miktarda. O yüzden sağmıyoruz bunu. Çünkü petek de lazım bize, bal da lazım. Arı gelişimi için. Mesela buna bakalım. Evet. Evet, gördüğünüz gibi erkek arı gözleri var. Onları parçalayacağız. Bunu şöyle dışarıya alayım. En son silkerken bir daha arımız üzerine gelmesin. Bunu dışarıda ilave katımızın üzerine koyduk.
İşte araya bakarken hem çekim yapıp hem araya bakmak biraz zor oluyor. Atladığım konular olursa sorarsanız altta yorumlarda cevap vermeye çalışırım. Mesela buna işaret koymamışız. Bu hiç bunda bal yoktu. Kapalı yavru vardı bunda. Evet, bunlar da artık bugün yarın çıkar. Buralarda bal dolmaya başlar. Meme kontrol yapıyoruz muhakkak. Evet, görünürde mememiz yok. Erkek arı gözümüzde yok. Bunda da işaretimiz yok. Evet. Bunlar da artık komple kapanmış. Görüldüğü gibi çıkan yerler artık nektar basıyorlar. Görüldüğü gibi gayet sistem başarılı gözüküyor. Havalar da müsaade ederse bu sene bahar balını biraz fazla alacağız. Bunda da işaret koymamışız. Evet, kameradan gözükebiliyorsa ballar nektarlar doldurmaya başlamış. Şerbet kesinlikle vermiyoruz. O şerbetli almamamızın sebebi Muhsin hocamız diyor ki yaz kış şerbetlik orada durması lazım diyor. Bir numaralı çıta olarak. Çünkü altında petek var. Ve kışın oradan erkek arı gözü olduğu için balı almasında fayda olacağını söylüyor. O yüzden onu almıyoruz ve o kalıyor. Yani o sadece göstermelik kalıyor orada. Burada erkek arı gözleri var. Onları alayım. Üst katta erkek arının kalmasını kesinlikle istemiyoruz. Çünkü ana arı ızgarasından geçemeyecek. Bu sefer arımızı rahatsız edecek. O yüzden onları almamız gerekiyor. Evet, burada erkek arı gözü var. Ve şurada altta görüldüğü gibi mememiz var. Bunlar önemli konular. Yani katı attığım için arıyı böldük ikiye. O yüzden ister istemez meme yapıyor. Bir dahaki seferde zaten açık yavruluk kalmadığı için yukarıda meme olayımız olmayacak. O yüzden bir dahaki kontrolümüz daha kolay olacak. Erkek arı gözümüzde kalmayacak. Evet, bunda da var mememiz. Evet. Bu da dursun. Bunu çırparak kontrol yapmak istiyorum. Evet. Artık evet, buna da işaret koymuşuz. Tek tük larvalar mevcut. Artık bal polen dolduruyor. Alan büyümüş. Bu çerçevemizde işaret yokmuş. Bir de buna bakalım. Evet, nektar geliyor. Polen var, nektar var. Evet arkadaşlar. Artık diğer çıtaların çırpma ve meme bozma işlemine başlayabiliriz. Şöyle yapayım şundan. Evet. Gördüğünüz gibi şurada memelerimiz var. Bunu da bozalım. Hemen en besin olsun arılarımıza. Bir daha da meyil etmesin. Bunlar sahte meme. Evet, burada bozmuştuk. Hemen memeyi dikmişler. Evet, daha net belli olabiliyor bu şekilde. Şuralarda balları görebiliyorsunuz. Erkek arı gözü var mı? Yok. Tek tük var. Açmamız yeterli oluyor. Zaten onlar temizlik onlar. Burada bunu koyabiliriz. Evet,
Şurada da var bir tane mememiz. Bunu da bozduk. Şuradan erkek arı gözlerini tıraşlayacağız. Şunlar görüldüğü gibi şunlar yalancı meme. Bunların hiçbir önemi yok. İçinde yumurta yok zaten. Onları bozacağım diye vakit kaybetmeye gerek yok. Bir daha kontrol ederiz, bir daha kontrol ederiz. Bundan sonra artık yukarı katta şeyimiz olmaz. Nedir onun adı? Ana mememiz olmaz. Erkek arı gözümüzde çok az bir şey kalır kalırsa onları da bir dahakinde onları da temizleriz. Hadi kızlar. Evet, burada erkek arı gözümüz biraz fazla. Şöyle yapayım artık. Bunları almıyorum. Hani varo hem varo mücadelesi yapmış oluyoruz. Çünkü bir arkadaşım bir tanesi yorum yapmış altına. Muhsin Hoca diyor ki sakın diyor onları diyor atmanıza gerek yok diyor. Arı onu besin olarak kullansın diyor. Zaten varroa gelişimini tamamlayamadığı için arı zaten onu atar diyor. O yüzden ben de bunları atmıyorum. Attıklarımı da tavuklarım var. Tavuklara veriyorum. O şekilde değerlendiriyorum. Komple atmam gerektiği zaman. Zaten keserken de bakıyorum yani varroa çıkan var mı yok mu diye. Mesela şurada bir tane. Şurada bir tane var mesela. Görüldüğü gibi. Bak arımız aldı ağzına onu götürdü. Evet şurada gelişmemiş vardı. Şu anda yok. Evet, şu anda yok. Bakıyoruz başka var mı diye. Yok. Yani bu şekilde yapmakta fayda var. Şimdi bu artık kışın oksalit uyguladık. Baharın herhangi bir şey uygulamadık. Okaliptüs yaprağı ve defne yaprağı yapıyorum. Tüsümün içine koyup o şekilde dengede tutmaya çalışıyorum. Balsamından sonra mesela burada var gördüğünüz gibi var olay. Şu anda tam hareket ediyor. Tek tük çıkıyor maalesef. Artık biraz daha defne yaprağıyla okaliptüs yaprağına fazla yükleneceğiz. Görüldüğü gibi varroa'yı da gösterdik. Çıkan varroa'yı da. Ama arılarım üzerinde yok. Gözlemlediğim kadarıyla. Görebildiğim kadarıyla kanatları eksik olan da yok. Hepsi normal, gayet normal. Zaten bu mevsimde herhangi bir kimyasal varroa uygulaması yapmak çok tehlikeli. Sağımdan sonra nasip olursa formik yapacağız. Havalar müsaade ederse. Formik asit. Takviye olarak da okaliptüs yaprağı, defne yaprağı gibi doğal organik ürünlerle destek veriyoruz. Bu şekilde gayet de güzel. Görüldüğü gibi arkadaşlar. İkinci bölmemizi de aldık aynı kovandan. Görüldüğü gibi kovan şeyi de düşmedi. Sayısı yani personel diye isim geldi. Kovan mevcudu da düşmedi. Görüldüğü gibi. Gayet başarılı gözüküyor. Muhsin hocamın dediği gibi. Uyguluyoruz. Ve bunları ben sizle de paylaşmak istiyorum. Genelde
Hep videolarımda uygulamalı olarak paylaşıyorum. Hani böyle sözle, lafla anlatmak istemiyorum. Görelim. Hep beraber inceleyelim. Hep beraber yapmış gibi uygulama yapalım. Sizin de varsa bir önerileriniz, ona tabii ki uyarım. Bu şekilde bir de çekimde biraz daha iyi olabilsek daha iyi olacağına inanıyorum. Çünkü oğlanı getiremiyorum. 20 yaş altı olduğu için sokağa çıkma yasağı var onlara. O yüzden arkadaşlar kusura bakmayın. Elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani bilgileri paylaşmak istiyorum. Yardımcı olmak demeyeyim de bilgileri paylaşmak istiyorum. O yüzden beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videolarımı beğenirseniz çok memnun olurum. Hoşça kalın.